Türkiye'de kuruyor olmak. Paketim var, şu an o pakete gitmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Oldu, görüyorum. Kazas güzel. Ama memnun musun? Ama şöyle bir alması var. Araç sürücüleri olmasa. Olmasa trafikten çekelim mi hepsini? Motorluları suçu görüyor ama görüyoruz ki ölümlü kazaların olduğu tüm kazalarda araç sürücüleri hatalı. Daha yeni 2 gün önce bir bayan arkadaşımızın başına geldiği gibi. Teşekkürler. Evet, teşekkürler sağ ol. Türkiye'de kurye olmak. Evet. Türkiye'de kurye olmak zor. Zor. Gördüğünüz gibi yani ne yayalardan yol alabiliyoruz ne de arabalardan tabii ki. Biz istediğimiz kadar düzgün kullanalım. Bizim düzgün kullanmamız bir şey değiştirmiyor. Geliyor illaki birisi. Ya acemi şoför oluyor ya da hiç ayna kontrolsüz, trafik bilgisi olmayan insanlar tarafından sürekli kazadayız yani. Peki kuryelerin bu konuda hata yapanlar da muhakkak vardır. Tabii ki, tabii. Yani herkes kendini taşıt olarak görüyor ama çoğu da uymuyor kurallara. Tabii. Ya bu konuda sadece kurye ya da araç olarak değil, ülke olarak trafikte, trafik kurallarında eksiğimiz var tabii ki ama yani bilmiyorum şu anki durumdan, psikolojik durumdan mı artık kimsenin kimseye saygısı kalmadığı için herkes önce ben gideyim derdinde. O yüzden yani ilk önce saygıyı korumamız gerekiyor. Şu an ben tamamıyla trafikte de saygıyı kaybettiğimizi düşünüyorum yani. Kazasız belasız diyelim, yolundan almayalım. Teşekkürler. Belki de dünyanın en zor bir şeyi olabilir. Çünkü her gün bir arkadaşımız, bir abimiz, kardeşimiz, ablalarımız ölüyor. Yani bizden başka kimsemiz yok. Biz birbirimizi desteklemediğimiz sürece hiç kimse bizi desteklemiyor. Yani biz artık fark edilmek istiyoruz. Yani yollarda bir günde kaç kere ölümden döndüğümü kamera takıp izletsem anca o zaman herkes bilir. Peki mesleki sorunlarınız nelerdir? Yani mesleki sorunlarımız nasıl yani, anlayamadım. Yani şimdi mesela trafiğe çıkıyorsunuz, mal yetiştireceksiniz. İşverenlerin size yaklaşımı, işte müşterinin yaklaşımı. Bunlar sıkıntı yaratıyordur tabii ki. Tabii ki de kesinlikle yaratıyor. Yani herkesin istediği hemen olsun. İnsanımızın zaten genel sorunu bu şekilde. Yani paket 5 dakika geç kaldı mı hemen sistem üzerinden şikayetler açılmaya başlıyor. İşte ama yani ben o götüreceğim kişiye paketini götürürken ölsem bu kimsenin umurunda olmayacak. Yani o yüzden birazcık daha insanlardan saygı bekliyorum açıkçası. Çünkü biz ölsek kimsenin ruhu duymaz belki de paketini götürürken. Peki Allah korusun, bu gibi durumlarda, kazalarda işverenler sahip çıkıyor mu? Yani firmadan firmaya göre değişiyor. Yani şu an ben bir kaza geçirmedim Allah'a çok şükür. O yüzden tam bir bilgi veremiyorum bu konu hakkında. Yani o yüzden bu konuya net bir cevabım yok şu an. Peki şu ana kadar Türkiye'de kuryelerin bir çatı altında toplanması gibi bir durum yaratıldı mı? Yani dernekleri, vakıftır gibi. Yani biz aslında bizim kendi WhatsApp grubumuz var. Zaten biz birbirimizi ancak korursak koruyabiliyoruz. Onun dışında kimse bizi korumuyor. Yani öyle durumlarda mesela geçen bir ablamız vefat etti otobanda. Yani onun için biz birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. İşte ama bir dernek olsa daha iyi olmaz mı? Tabii kesinlikle daha iyi olur. Peki bunun için bir girişimde bulunsanız? Tabii yani kesinlikle olması gereken bir şey. Çünkü tamam, grupta biz birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz ama böyle bir kuruluşun olması tabii ki de daha iyi olur. Yani bakkalın derneği var, manavın derneği var. Neden kuryenin olmasın? Tabii ki de, tabii ki de, kesinlikle. Oldu, teşekkürler. Kazasız belasız diyelim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Türkiye'de kurye olmak. Çok zor bir şey efendim. Şimdi kazasıdır, belasıdır, şeydir falan çok var. Mesela karşıdan gelen bir tane motor oluyor. Adama korna falan çalıyoruz. Adam üstümüze doğru sürüyor. Müşteriler açısından sıkıntı yaşıyoruz. Peki müşteriler veya işvereniniz hakkında ne gibi sıkıntılarınız oluyor? İşveren hakkında mesela şöyle söyleyeyim. Ben aslında bitsiz anlayayım. Mesela bitsizle konuştuğumuz fiyat 14 binli. Buraya geldik.
İşte bu tarafta 12 bin söyledin diye. Ondan sonrası bu tarafta konuştuğunuz iş yeri gösterdiği resimle bir alakası yok dedin. Ondan sonrası normalde komi olarak servisçilik olarak gelmiştim buraya. Şişçi diye arkaya katıyorlardı yani. Peki müşteriye gittiğinizde herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Şimdi alkol oluyor, şey oluyor. Kafa sıkıntıları. Aynen öyle. Oldu. Teşekkürler. Sağ ol. Ve son kez olarak bir şey söylemek istiyorum kuryeler hakkında. Herkes kazancımızın derdine düşmüş ama harcanan gençliğin hiç kimsenin umurunda değil. Oldu. Çok güzel bir şey. Dilerim. Teşekkürler. Sağ ol.